Martı diye bir şirket var. Bunlar önce scooterlerle çıktılar. Hatta o scooterler büyük tartışma yarattı. Açıkçası ben de scooterlerle ilgili bazı olayları çok hazin buluyorum ve çok üzüldüm yaşananlara. Sonra devam etti. Oğuz Alper Öktem kurucusu, genç bir girişimci. Çok ısrar ediyor yani bu meselede. Tag'ı getirdi. Tag böyle bir taksi uygulaması, paylaşımlı yolculuk uygulaması. Dünyada Uber gibi, başka yerlerde de var. Ben dünyanın pek çok yerinde kullanıyorum bu uygulamaları. Türkiye'de yok, Uber'de yok biliyorsunuz. Uber'de de büyük sıkıntı yaşanıyor. Niye? Biz taksicileri mutlu etmeye çalışıyoruz ama bir tane bile taksi bulamıyoruz İstanbul'da binebilecek. O da ayrı bir mesele. Bulduğumuz zaman da zaten yolculuk mu yapıyoruz, dayak mı yiyoruz o da belli değil. İstanbul'da yaşamayanlar bunu anlamayabilir ama hani gelip bir gün, 2 gün İstanbul'da bir taksiye binmeyi denesinler bakalım. Yani ağızlarının payını alırlar, öyle diyeyim ben size. Dün UKOME'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım koordinasyon merkezi olan ve İstanbul'daki ulaşımla ilgili yasaları, kararları veren merkez organda bu konu getirildi gündeme. İBB tarafından getirildi. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkartılsın talebi Martı Tekin ve Oğuz Alper Öktem'in. Aman aman neler olmuş neler. Adamı dövmeye kalkmışlar. Kapının önünde bütün bir toplantı boyunca 3000 tag şoförü beklemiş. Oğuz Alper Öktem'i korumak için, böyle Yeniçeri ordusu gibi. Niye? Çünkü hem plaka ağları hem o plaka ağlarına çalışan bazı şoför kardeşlerimiz büyük bir gerginlik yaratmışlar salonun içerisinde. Adama saldırmışlar, üzerine yürümüşler. Taksi şoförleri ve taksi ağlarıyla tag şoförleri arasında acayip bir tartışma yaşanmış. Ortalık yine karman birbirine girmiş falan. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Bir ulaşım sorunu var ülkenin bir kentinde ve o ulaşım sorununun medeni bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Bunun bir organını kurmuşsun. Ulaşım Koordinasyon Merkezi, UKOME, eyvallah. Bir yapı kurmuşsun. O yapının içerisinde çözümün muhataplarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Onu da oraya koymuşsun. Onlar da demişler ki ya dünyada böyle uygulamalar var. Hani bir de bunlara bakalım. Belki burada bir çözüm bulunabilir. Belki burada bir çözüm bulunabilir. Ama bunların hiçbirini gündeme getirmeyip, yani böyle medeni bir çözüm ortamı yaratmayıp arkasından da öneriyi getiren insanlara saldırmak, işte böyle oldu Türkiye. Mecliste aynı, meclise de gidiyorsunuz, bir yasa tasarısı görüşüyorsunuz, komisyon görüşüyorsunuz. Mesela bir arkadaşımız, bir izleyicimiz belli ki hayatında bizi ilk defa izliyor. H. Tuncel. Zannediyorum 10 saniye önce yayınımıza bağlandı. Artık hanımefendi mi, beyefendi mi bilmiyorum. Hayvan katliam yasasından hiç bahsetmiyorsunuz dedi. Demek ki bizi hayatında gerçekten ilk defa izliyor. Benim 10 kedim, bir köpeğim olduğundan falan habersiz. Daha 2 gün önce Aslı Arpar'ı burada yarım saat yayını aldığımızdan habersiz. Bu yasayla ilgili son yayınımızda bu yasa çıkmayacak. Çok büyük ihtimalle ertelenecek diye bir kulis bilgisi yayınımızda paylaştığımızdan habersiz. Ya bir beyefendi ya bir hanımefendi bizi itham ediyor. Hayvan katliam yasasından hiç bahsetmiyorsunuz diyerekten ben bir cevap vermiyorum buna. Şimdi gördüğünüz üzere her yerde aynı gerginliktim. Dün mecliste hayvan yasasıyla ilgili, hayvanları uyutma talebiyle gündeme getirilen ve torba yasanın içerisine iliştirilen bu yasayla ilgili komisyon toplantısı vardı. Sera Kadıgil efsane bir konuşma yaptı. Sadece Sera Kadıgil değil, yani aslına bakarsanız oradaki bütün muhalif partiler yasanın önüne alabilmek için çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Dün sivil toplum örgütlerinin tamamı meclisteydiler. Yasanın önüne alabilmek için, yasa çıkmasın diye mücadele vermek üzere meclis koridorlarında zorlarında itiş kakış, inanılmaz görüntüler vardı. Sera Kadıgil'in konuştuğu komisyon toplantı odasında da yine itiş kakış gerginlik. Herkes birbirinin üzerine yürüyor. Herkes birbirini dövmeye kalkıyor. Arkadaşlar peki eğer herkes birbirini dövecekse her konuda çözümü kim getirecek, biri bana söyleyebilir mi? Mecliste komisyon üyeleriyle sivil toplum arasında bir sıkıntı yaşanırsa, işte efendim UKOME'de Oğuz Alper Ökten miydi? Oğuz Alper Ökten, Martı Tekin kurucusu ve oradaki taksici plaka ağlarıyla bir kriz yaşanırsa, Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan seçmeye çalışılıyor, değil mi? Kulüp başkanları orayı terk ediyor. Başkan adayı salonu terk ediyor. Diğer başkan adaylarına tehditte bulunuluyor. Adamlar son saniyede adaylıktan çekiliyor. Bazıları hiç aday bile olamıyor zaten. Bu ne ya? Peki Türkiye o zaman sorunlarına nasıl çözüm bulacak? Ekonomide 2 kelime konuşuyorsun, şak soruşturma geliyor. Yok efendim dolar 10 TL olacak dediniz. Dolar 33 TL oldu arkadaşlar. Dolar 10 TL olacak diyenleri, Selçuk Geçeri, Sedef Kabaşı falan hepsini aldılar, değil mi? Haklarında soruşturma başlattılar. Vay bunlar mandacı ekonomist, öyle böyle demediklerini bırakmadılar. Ne oldu?
Dolar 33 TL oldu. Bununla ilgili bir konu konuşabiliyor muyuz? Hani bununla ilgili doların 33 TL olmasını sağlayan ve bu kararları alan siyasetçilerle ilgili iki kelime konuşabiliyor muyuz? Onlara da soruşturma başlatılsın. Aslında onlara soruşturma başlatılması gerekmiyor mu? Ya da Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerine sürekli olarak müdahale eden kimse artık o odak, yapı neyse o. Ona bir laf edilebiliyor mu? Edilemiyor. Kafasına göre takılıyor insanlar. Böyle bir gerçekten Ramadan'ın dediği gibi bir kaos ikliminin içindeyiz ve hiçbir konuda hiçbir çözüm üretilemiyor. Sürekli bir gerginlik ve sürekli bir gerginlik. Oğuz Alper tweet atmış. Tweet'i okudum. Şaşırdım kaldım. Bak tweet şu. Taksiciler UKOME toplantısında bize saldırdı. Toplantı salonunun içinde 10 civarı taksi odası temsilcisi vardı. Bizi içeri 2 kişi aldılar. Toplantı salonu bir anda karıştı. Sayıları çok fazlaydı. İBB güvenlik ekipleri mani olup taksicileri dışarı çıkardılar. Zaten bu kahpeliği anca onlar yapar. Dışarıda 3.000 taksi sürücüsü vardı. Çıkışta bizle karşılaşmamak için de sessizce kaçtılar. Taksi ağaları alayınız gelsin. Siz hepiniz biz tek. Hayda. Arkadaş ne yapıyorsunuz ya? Yani Oğuz Alper'in attığı tweet'e bak yani. Alayınız gelsin. Siz hepiniz biz tek. Bu mu oldu Türkiye? Bundan sonra bu dili mi konuşacağız birbirimize sürekli? Yani ortada regülasyon yok, yasa yok, bir şey yok. Medeni bir tartışma, bir diyalog, istişare, münazara. Dünya ne yapmış? Diğer medeni ülkelerde durum ne? İstanbul'da bir sorun var, nasıl çözeriz? Bu taksici kardeşlerimiz bizim emekçi kardeşlerimiz, şoför arkadaşlar. Plaka sahiplerine çalışıyorlar. 7-24 korkunç bir mesai düzeniyle. Taksi sürücüsü dediğin adam o da aynı. O da evine ekmek götürmeye çalışıyor. O da emekçi kardeşimiz. Hepsinin sorununu aynı şekilde çözemez miyiz? Bir paket içerisinde meseleyi konuşamaz mıyız? Hayvan yasa tasarısı. Bir tarafta sorumsuz hayvan sahipleri var. Var yok mu? Yok mu diyeceğiz biz bu insanlara? Alıyor kediyi köpeği. Ay minnoşum adını minnak koyalım sevgilim. Aşkitom, aşkıplatam bilmem ne beybişkom. Ondan sonra 3 gün sonra aşk bitiyor. Hadi hayvanların hepsi sokağa. Böyle sorumsuz insanlar yok mu? Dolu. Hem bunların önünü alıp hem hayvanları uyutmayıp hem de sokak hayvanlarını kısırlaştırıp medeni ülkelerdeki gibi bir çözüm üretemez miyiz biz ya? Türkiye'de farkında mısınız? Sürekli olarak bir krizin içerisindeyiz. Hiçbir konuya bir çözüm üretilemiyor. Sadece krizlerden yeni krizler ürüyor. Bunu nasıl aşacağız? Ben gerçekten bilmiyorum. Bak Taka da yazıyor. Twitter kullanmayı bırakmak istiyorum fakat bırakınca da dünyadan bir haber oluyorum. Yani o kadar toksik bir iklim yaratıldı ki kimse kimseyle herhangi bir konuyu konuşamaz hale geldi. Her zaman söylüyorum bu ülkede ölmeden önce ve bu mesleği bırakıp gerçekten emekli olmadan ve başka bir hayata geçmeden önce tek bir bölüm, sadece bir bölüm siyaset meydanı yapmak istiyorum. Bir bölüm ya, ikincisi olur olmaz önemli değil. Ama insanların herhangi bir konuyu bir ortamda saatlerce bir arada konuşabildiği bir dünyayı görmek istiyorum ya. O zaman gözüm açık gitmeyeceğim. Diyeceğim ki ha ülkede demek ki bir çözüm üretmek adına bir şeyler yapılıyor, bir yeni dünya kuruluyor diyeceğim. Oğuz Alper'in bir de videosu varmış, onu da gösterelim. Müjdeli haberim var, kazandık! Karar şu, karar çok net. UKOME bütün ilgili bakanlıklara vesaire devlet kurumlarına görüş almak için yazı yazıyor. Akabinde bir paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için komisyon kurulacak. Bu komisyonda çalışma yapılacak ve sonrasında UKOME'ye oylama için gelecek. Bravo! Kazanacağız demiştik, kazanıyoruz. İstanbul bizim de İstanbul. Yani bakar mısınız ya, emekçi kardeşlerimiz emekçi kardeşlere karşı, diğer emekçi kardeşlerimize karşı bir mücadele veriyor. Kim yarattıysa bu iklimi bu ülkede, kim yarattıysa vebali ona. Böyle şey olur mu ya? Herkesin hakkını, hukukunu aynı anda koruyabileceğimiz bir regülasyon, bir düzenleme gelemez mi ya? İnsanlar bunu bir arada konuşup bir çözüm üretemez mi ya? Bu ne Allah aşkınıza? Çok benzer bir durum İzmir'de yaşandı. Bakın dönelim İzmir'e. Bugün İzmir'i kapak yaptım. Çünkü sabahtan beri aslında yayına biraz geç kalmamın bir sebebi de o. Bu olayı anlamaya çalışıyorum. Yani o kadar saçma bir
gece tasarımı yapılmış ki baştan sona. Baştan sona. Ve meselenin bütün aktörleriyle konuşmaya çalıştım. Çünkü açıkçası yanlış bir şey söylemek de istemiyorum. Ama baştan sona bir saçmalık yaşandı.